nesi böyle? Böyle dolsun mu? Ah ne gelir başka neden? Her güne ayrı vesile. Hayırdır inşallah hayır olsun mu? Ah ne gelir başka neden? Her güne ayrı vesile. Hayırdır inşallah hayır olsun mu? Memleket gibi bir halimiz. Her şerde bir hayır alırız. Hayırdır inşallah hayır olsun. Tamam mı? Yerleşebildiniz mi? Ferit dayı açar şu kolunu. Abi biraz kaysana ya. Zaten görüş alanım ama yok. Ama çocuklar ki gel güzelim sen. Gel benim güzel gözlü torunum. Gel buraya. Gel benim yanıma şöyle. Olmaz. Sen ya şey dedesin sen öyle şey. Geç de bu çocuk da böyle gelsin ha. Rahatsız oldu. Anne ekmeğimi reçel sürer misin? Ne? Niye geldin yanıma? Kimler? Ha anne. Hayırlısın, vallahi baydınız beni ha. Tamam, tamam. Yemedim yanınızda ya. Allah. En azından bir sofranın etrafında toplanabiliyoruz. Ama öncelikle bu eve yeni bir masa almak lazım. Rahatsız olduysan biz mutfakta yeriz yani baba. Öyle demek istemediğimi sen de pekala biliyorsun Kamuran. Daha radikal bir çözüme ne dersin? Aa, daha neler el işte, daha neler. Yani çayı höpürt öderek içiyorsun diye seni mutfağa gönderecek halimiz yok herhalde. Ne gibi baba? Ya bir iş ara, bir şey yap. Ben senin yaşındayken şey yap... Terziye mi aydın değil mi? Evet, terziye mi aydın. Ama sebat edip... Bir zanaat sahibi olmasaydım buralara gelemezdim. Efendim. Anne, Serap abla seni kahveye çağırıyor. Fal bakacakmışsın. Ya, beni biliyorsun. Ben ailesine kendini adamış bir adamım. Ya dışarıdan biraz işsiz güçsüz bir insan izlenimi veriyor olabilirim. Ama var ya tüpçülükte beni inanılmaz bir kariyer bekliyordu. Sırf sizin için terk ettim. Vallahi billahi gözüm açsın. Ya sen kim kariyer kim Ferit be? Demek öyle işte ha. Bak. Size şu peynirin üstüne yatıyorum, şu zeytin de üstüne yatıyorum. Yakında kariyerin kralını göreceksiniz bende be. Sen kim kariyer kim Ferit Allah aşkına ya. Baktım. Anlaşıldı baba. Efendim? Anlaşıldı. İstenmediğim yerde bir hafta bile durmam ben. Bir hafta mı? Biraz mühlet ver baba. Belki bir ay da olabilir yani. Anne, Hasibe teyze de seni çağırıyor. Fal sözüm varmış ona da. Ona da mı söz verdin? Tamam, geliyorum. Ya? Efendim? Tamam, söylüyorum. Anne, Emine teyze de seni çağırıyor. Tamam, geliyorum. Bu mahallede fal sözü vermediğin başka biri var mı? He? Bunu komşunun falına bakacağına, otur da çocuklarının falına bak. Asıl onların hali fallı. Nerede ceketin? Ah, günaydın babacığım. Hoşça kal Ercüment. Merhaba karıcığım. Hoşça kal Ercüment. Kızım iyi dinle derslerini tamam mı? Aa, dur daha vakit var ya. Bak kahvaltıya yetiştim. Kaynanan beni seviyormuş. Keşke tavuk jambonu getirseydim. Bir eve bul tutana kadar annem bu eve girişini yasakladı baba. Hadi Ercüment hadi. Ya o bir iki lokma bir şey. Tamam. Al kızım çantanı al bakayım. Hadi yürü. Hoşçakalın. Müzeyyen bak. Hep senin bu falların yüzünden bu çocuklar bu hale geldi ha. Hep sen bu hale getiriyorsun bunları. Nesi var çocuklarımın? Asalak. Hepsi asalak. Oo! Sen daha fala bak fala. Giderim müzeye. Giderim. Çoraplarımı giyer giderim müzeye. Giderim. Anne. Ne görüyorsun orada söylesene. Şöyle oralarda 1.80 boylarında kestane rengi saçlı bir çocuk var mı? Yok. Yol var. Nasıl bir yol? Uzun bir yol. Bolu'da ihtiyaç ve yemek molası verilen bir yol. Hatta 400
680 kilometre. Ankara'da son buluyor. Hem de 3 hafta kadar değil. Bu pazar. Ay aman anne ya. Ne amanı? Önce okul, sonra kestane renkli çocuk. Al yıka. Evet. Sıradaki gel. Gel bakayım benim oğlum. Aman da aman, aman da aman. Anne. Senden tek ve net bir cevap istiyorum. Esra! Ay inanamıyorum. Esra ile aran oluyor sen. Ay oğlum ne olursun biraz çaba göster. Yine ben onu sormuyorum ya. Ya benim beyaz gömleğim vardı. 2 haftadır bulamıyorum. Nereye koydun? Gardırobun altındaki 3. çekmecede. Sağ ol anne. Gel yıka. Hayırdır inşallah abla. Hadi bakalım. Senin iş oldu. Oldu. Senin iş oluyor. Ya, bu ailenin bütün umutlarını bana bağladığını biliyorum zaten de. Ya, şey görmedim ya. Böyle piknik, sanayi. Aman abla, Türkçülük deme sakın ha. Aman ha. Ay ben biliyorum ayol saçmalama işte görülüyor bak. Aba. Aa dedektör bile çıkmış görüyor musun? Bak. Tomar tomar paralar cebinde. Ya aman abla be. Para el kiri ya. Paranın ne önemi var ya? Nerede abla? Hadi güzel çocuğum benim. Ay ablasının kuzusu. Hadi git işine bak. Hadi. Ver bakayım dur. Alo. Efendim Nuriye Hanım. He? Ha tabii bir dakika söyleyeyim. Abla, Nuriye Hanım seni falan bekliyormuş. Yani bir rahat yok, iyi gelir. Şey Nuriye Hanım, Müzeyyen Hanım şu an efendim gönül dostlarıyla birlikte. Evet. Sizi anca 12.30'a verebiliyorum. Evet, 12.30'a randevu verebiliyorum size efendim. Evet. Evet. Sizi 12.30'da bekliyoruz, evet. Evet efendim, bekliyoruz. Sağ olun. Ne oluyor, hayırdır inşallah? Bundan sonra artık evlere gitmiyorsun abla. Ekstraya giriyorum. Ne ekstrası? Hı hı. Ailem için büyük bir fedakarlığı yapmaya göz alıyorum. Ne demek istiyorsun sen Ferit? Ya eniştem kendi işinizi kurun demedi mi? Öyle mi dedi? Evet. Bakın ne güzel hacımız var, fincanlarımız var. Ya biz neden kendi kafemizi açmıyoruz ha? Bak adı da... Falım kadar olur. Nasıl isim? 10 numara. Hayal et abla, bak tertemiz masa örtüleri, çok güzel bir mutfak, güler yüzlü 2 tane garson ve işte fedakarlıktan kaçınmayan fedakar bir işletmeciniz var. Çay 1,5 lira, fal baktıranda kahve bedava. Evet, ben de babamın dırdırından kurtulmuş olurum. Da, bizde mekan açacak para nerede? Çamrani yeğenim, ya bu evden güzel mekan mı var ha? Şu evin güzelliğine baksana abla. Ne bakıyorsunuz öyle bana? Bak, Ferit. Olmaz. Olur. Olmaz dedim Ferit. Olur. Hayır olmaz. Olur anne olur. Asla hata olmaz. Yorum yok. Elleme Ebru. Yeter şaklabana döndürdün beni zaten. Ay ay evimin haline bak. Ay, şu rezilliğe bak. Vallahi babanız görürse çıldırır haberiniz olsun ya, sizin. Abla ya eniştemi hiç merak etme sen ya. Ben bugün ondan hayatımın en büyük aferinini alacağım. Ya hiç merak etme. Ebru kızım. Ay aman anne merak etme. Baban bütün gün işte nereden haber olacak ki? Ebru. Cüneyt'le çıksana sen bugün. Anne, kafeyi bir açalım da ben Cüneyt'le burada da buluşurum. Nilüfer. Ay anne biliyorsun depresyondayım, hiç üstüme gelme. Kamuran. Sen gidip uyusana. Sen böyle karmaşaya alışık değilsin. Sen merak etme anne, ben şimdi kasaya geçeceğim. Ferit! Abla para kazanman ne sahip be ablacığım ya. Ya bugün eniştemin yeğenlerim için asalak demesi şahsen bana çok koydu. Bana da çok koydu. Bari komşuları çağırmasaydın rezil olacağım. Herkes hazır değil mi? Şşt.
Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş? Hasip Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, geçin geçin geçin. Ablam da sizi bekliyordu vallahi. Keşke ayakkabıları çıkar. Güzel abla, iyi yaptın. Şu masalar attın vallahi. Vallahi sosyete kafeleri gibi olmuş. Zamanı gelmişti artık. Biz de sana karşı mahcup oluyorduk. Her gün falımıza bakıyorduk. Evet. Sabah, öğle, akşam. Hatta sana geceleri de geliyordum. Neyse, artık parasını veririz ayol. Kredi kartı da geçiyor mu? Geçmiyor. Nakit alıyoruz. Biraz da pahalı. Yani öyle kahveyi iç, cezveyi yıka. Yok abi. Yavrum, şu masaya servis yapar mısın? Hadi canım, hadi canım. Efendim, ne yapıyorsunuz? Serap. Nedense bugünkü falın pek bir garip çıktı be abla. Allah Allah. Gariplik falda değil, senin kocanda. 3 yıldır sana fal bakarım. 3 yıldır adam seni aldatmaktan vazgeçmedi. Güzelim abla, bari bir isim ver kıza. İsminin baş harfi de olur be abla. Nasıl harf vereyim ayol? Senin kocan alfabede harf bırakmadı. Parasıyla olunca böyle oluyor herhalde. Tazeliği mi? Yok yok. Madem alfabede harf kalmadı, biz hesabı alalım çıkalım. Peki. Ha, buyurun, buyurun, buyurun. Geçin. Böyle girin, hızlı böyle girin. Efendim hoş geldiniz. Rahat buyurun. Buyurun. Müzen abla, vallahi sen pek ticarete döktün bu işi. Efendim, işte hesabınız. Aman, hesap mı olur hiç? Bu seferlik bizden olsun, bir hayli bekleriz. Olur vallahi. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Ya öyle mi? Bak. Buyurun efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Ferit. Efendim abla. Bu gelenlerden de para almamazlık edersen gebertirim vallahi seni. Ablacığım, ayakları alırsın ya. Matik ayakları alırsın ya. Rahatsınız değil mi efendim? Buyurun. Rahat rahat oturun. Ama birazdan servis olacak size. Falmış. Siz falla uğraşıp durun. Nasıl olsa bu ipliği iğneye geçirecek bir hamalınız var. Ulan bu da geçmedi gitti ya. İğnenin deliği mi ufaldı, bizim gözler mi gidiyor anlayamadım yani. Hayati Bey. Bismillah. Bir dakika Refik Bey, şu ipliği iğneye geçireyim, sizinle ilgileneceğim. Ben aslında bu ipliği geçirmesine geçiririm de hayata bir diş geçiremiyorum. Geçirmişsiniz efendim zaten, geçireceğiniz kadar. Yahu yakışıyor mu size hiç ha? Yakışıyor mu? Ne oldu Refik Bey? Bir de soruyor. Yahu yükseltmeyin benim tansiyonumu. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Allah Allah. Yahu evi kahvehaneye çevirmişsiniz. Yoldan geçenleri zorla tutup eve sokup fal baktırıyormuşsunuz. Evde fal mı? Baklavalı bile bakıyormuşsunuz efendim. Manavın önünde Ferit Bey oğlumu gördüm de o söyledi. Ferit. Hep o Ferit değil mi? Ferit. Ben de içimden salak Ferit Bey oğlum dedim. Yahu bakla falı için kuru bakla gerekmez mi? Ben bunları hak etmiyorum Refik Bey. Bunları hak etmiyorum ben. Şu ipliği bir iğneye geçireyim, sonrasını Ferit düşünsün. Ben de hak etmiyorum efendim, ben de hak etmiyorum. Yani açılışa ne için çağrılmıyorum ha? Ne için çağrılmıyorum? Hiç anlamıyorum yahu.
Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyursunlar. Buyurun, şuraya alayım ben size. Buyurun oturun. Geçin. Geçin. Buyurun otur. Oturun efendim. Ferit. Getirme artık. Yeter. Tamam abla, bu son. Kesme teyze, kesme. Devam et. Ne zaman kavuşuyorum Nazlı'ma? Nazlı'na mı? Nazlı'na 3 vakte kadar. Bizim falımıza kim bakacak? Hemen geliyor. Hemen geliyor efendim. Size de bakmadılar değil mi? Biz de bekliyoruz. Hemen geliyor efendim. Lütfen. Gel buraya. Servisi bırak, falan geç kızım. Ah, ben anlamam faldan maldan Ferit. Tutma beni. 3 vakte kadar da gerisini salla. Hadi bebeğim, hadi bir tane. Geç oraya, teyzeye geç. Annem. Telefonda dediydiler de inanmamıştım. Ne hale getirmişler evi. Anne neredesin anne ya? Ablam yetişemiyor. Hadi hemen fala geç adı, ne olursun. Aa, ben faldan maldan anlamam. Oturur kahvemi içer gider. Annen, anne ne olursa ilk günden müşteriyi küstürmeyelim, yalvarırım, bana yardımcı ol biraz. Yemeğimi isterim ama. Tamam hadi veririm, hadi geç otur. Ama hata onlarda değil. Hata bu fala büyüye inanan zihniyette. Zaten hep bu zihniyet yüzünden memleket bu hallere düştü. Fala ben de karşıyım ama memleket bu hale fal yüzünden değil, televizyon yüzünden geldi. Televizyon mu? Tabii. Bak bende 4 tane çanak, 800 tane kanal var. Ya o hangisini izleyeceğimi şaşırıyorum. Tamam da Refik Beyciğim, yani bu falla büyüyle sizin çanaklarınızın ne ilgisi var onu anlayamadım ben. İlgisi olmaz mı ya? Allah Allah. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Eskiden tek kanallı dönemde ne güzel yurttan sesler korosu vardı, kovboy filmleri vardı, dan dan dan. Yahu ben çok severim kovboy filmlerini. Tamam vardı da şimdi o kovboy filmleri... Aa, Adile teyze vardı, kuzucuklarına ne güzel masallar anlatırdı. Ya. Sizin yaşınız küçük, hatırlamazsınız. Evet evet, o zamanlar hepimizi bir güzel uyuturlardı. Gerçi şimdi de uyutuyorlar ya. Siz de benim söylediğime geldiniz. Demek ki suçlu televizyon. Bir kovboy filmine hasret kaldık yahu. Tamam Refik Bey, tamam tamam, siz haklısınız. Ben de zaten bugün bu ipliği, bu iğneye geçiremiyorum. Bir fal baktırın, biraz rahatlarsınız. Buyurun. Benim buyurun. Bildiğim çok iyi bir falcı var. Tamam efendim, buyurun, buyurun. Ebru, 2 tane kahve yapıyorsun, 1 tanesi az şekerli. Cezve yok be abi. Zaten fincan da kalmadı ki. O zaman çay bardaklarıyla yap. Oldu. İstersen direkt cezveyle götürelim. Ya sen versene şu telefonunu. Ver ver ver. Abi bak sakın Esra'yı arama. Ne olur elimizdekilerden de olmayalım ya. Konuşma be. Ha. Alo Esra. Aşkım. Canım benim. Ya bak sana ne diyeceğim. Hani sen geçen gün kamyonu dayayıp da bütün eşyaları götürmüştün ya. Ha. İşte diyorum ki o arada sen benim çeyizdeki fincan takımlarını da götürmüşsün ya. Onları bir getirir misin aşkım? Al al al. Alo. Esra benim, ben Ebru, Ebru. Allah Allah. Öf. Hadi kızım söyle artık bir şey. Dur bir dakika teyze, bakıyorum. Bekle azıcık. Aa, beyaz bir at çıktı. Tepede de sen beyaz atı bekliyorsun. Aa, beyaz bir at var. Bakın şurada. Siz de o tepede o atı bekliyorsunuz. Bak, sen bir tepeye çıkıyorsun. Orada beyaz bir at seni bekliyor. Ata biniyorsun. Ay, müjde. Müjde, müjde. Emekli maaşına zam geliyor. Teyze? Ben daha üniversite sınavına yeni girdim. Emekliliğime en az 45 sene var. Falı sana baktığımı niye söylemiyorsun? Ah. Sus mu kızım? Söyle söyle. Büyük bir sandık var. Sandık kısmettir. Sen 3 aya kalmaz Nazlı'na kavuşursun. Oh. Tepede beyaz bir at var. Bak şurada gördün mü? Sen de sırtında bir sandıkla tepeye çıkıyorsun. Bak şurada gördün mü? Aa, sana bir kısmet var. Evet. Ah, sen 3 aya kalmaz evlenirsin. Ayol ben 65 yaşındayım. 12 tane torunum var. Ne evlenmesi bu yaştan sonra? Aa, doğru. Bakalım. Aa, bak 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 bak. Şurada sandığın içinde bir patik var. Abi kısmet geliyor. Ay senin torun olacak. Ay demek ki ben İsmet'ten mi? Dur bakalım. Aynen İsmet bu. Vallahi bak.
İsmet, gördün mü? Aa, resmen İsmet bu. Çatlasın düşmanlar. Bir de İsmet'in için o bir şey beceremez diyorlardı. Sandığın içinde bir patik var. Sen örmeye başla kız, kısmetin açılıyor. Ne alaka? Ben evlenmek istemiyorum. Mühendis olmak istiyorum. E oluyorsun kızım, oluyorsun. Patik çıktı dedik ya. Tekstil mühendisi oluyorsun. Gerçekten mi? Tabii. İstediğim bölüm anne. Cinsiyeti ne cinsiyeti? İsmet'in mi? Torunun kız torunun. Ay fincan bu teyze nereden bileyim, ultrason mu? 12 torunun 12'si de erkek. Bu kız olur inşallah. Vallahi bilmiyorum ki. Daha 3 haftalık. Sandığın içine bak, patinin rengi ne? Pembe. Vallahi kız olacak. Hay ağzını öpeyim senin. Başka neler görüyorsun başka? Patiğin rengi pembe. Müjde. Torunun kız olacak kardeş. Ne torunu ya? Ha, burada bir de i harfi var. İyi. İsmet bu. İsmet. Hangi İsmet kız bu? Anne, yok öyle bir yalan şey. Yalan mı söyleyecek bu kadın? Neden 2 yıldır üniversiteyi kazanamadığın belli oldu. Yürü yürü, dış önüme gidelim. Anne, ya ne yapıyorsun? Devam et oğlum, devam et. Baba? Sen de devam et kızım, devam et, devam et. Hayati, hoş geldin. Ay Hayati, inanır mısın? Benim hiç suçum yok. Siz de devam edin Müzeyyen Hanım. Siz de devam edin. Ben daha önce söyledim. Yapmayın dedim, etmeyin dedim ama dinletemedim ki. Bütün kabahat işte bu benim kızımda. Siz de devam edin Valide Hanım, siz de. Ben zaten Ferit'i arıyorum. Enişte. Hayırlı olsun Ferit Bey oğlum. Buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Nasıl, işler iyi mi? Para kazanılıyor mu bari? Kısmadın değil mi enişte? Ev yol geçen anıydı. İyi oldu gelip geçenden para almanız. Ya para kazanmak ayıp değil. Ama böyle insanların duygularıyla, umutlarıyla oynayarak değil. Ha, bana aferin dedi. Duydunuz mu? Ben öyle bir şey demedim. Herkesin kahveler benden. Hey! Ben buradayken sen hiçbir şey ısmarlayamazsın. Herkese çaylar benden. Duydunuz değil mi? Çay, kahve yok. Çay falına bakıyorsunuz değil mi? Bakıyoruz efendim, bakıyoruz. En azından bir şey yapmaya çalışmışlar. Kamuran'da bayağı bir gelişme var. Adam resmen çalışıyor ya. Allah Allah. Şu Esra'nın babasını tekrar arayıp da bir şansımı denesem mi acaba? Aa, aramışım ya, çalıyor. Yani en azından şöyle erkek erkeğe konuşalım. Tabii bu arada Esra'yı başka birine vermedilerse. Yok Hayati Bey, Esra'yı daha birine vermedik. Bu saatten sonra isteyen de çıkmaz zaten. Niyetiniz ciddiyse gelin de görüşelim. Ya ciddi olmaz olur mu? Ciddi olmaz olur mu? Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmadım ben ya. Hayati Bey. Oo Dünür, hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk Hayati Bey. Daha Dünür olmadık ya, neyse. Kapatın efendim, ben kapatın. Kapatayım. Kapatayım. Dükkanı kapatın efendim, dükkanı. Canım çok sıkılıyor. Gidip bir meyhanede iki tek atalım sizinle. Ya şöyle buyurun, oturun, bir soluklanın Dilaver Bey. Buyurun oturun, oturun, oturun. Yani şu telefonunuzu da kapatın, boşuna yazmasın. Ben size bir çay kahve söyleyeyim ha? Yok, varsa ben bir cep kanyağı alayım. Benimki bitti de. Eyvah. Eyvah eyvah. Ya eniştem, dükkanda fal bakmayı yasakladığından beri müşterinin ayağı kesildi be Refik Bey amca. Ben varım ya Ferit Bey oğlum. Yalnız ben falı Makbule Hanım'a baktırmak istiyorum. Anneme mi? Tabii. Kendisinin çok isabetli tespitler yaptığı tavırlarından belli oluyor. Kahveniz nasıl olsun peki? Otur, otur yerine. İsabet buyurdunuz. Kahve bende çarpıntı yapıyor. Eğer mümkünse ben el falı rica edeyim. Pardon, kapatıyoruz.
Ben burayı çok beğendim Ferit Bey oğlum be. Hizmet şahane. Ben akşama da rezervasyon yaptırmak istiyorum. İki kişilik. Akşama da kapalıyız. Sandalyeleri de kaldırıyoruz. Ama müşteri gelmek istiyorsa mecbur açacağız. Anneanne, baba. Ya bir dakika. Eniştem fal bakmayın dedi. Dükkanı kapatın demedi ki. Müzik de var mı Ferit Bey oğlum? Bak müziksiz olmaz. Kralı var Refik Bey amca. Buyurun gelin gelin gelin, kralı var. Benim çok güzel zurna çalan bir arkadaşım var. O var ya, onu çağıracağım, inanılmaz. Zurna mı zurna olur mu bey? Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Ben batı müziği isterim, batı. Tango, vals, cha 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 cha. Gelin Refik Bey amca, gelin gelin gelin. Hay hay, hepsi olur, hepsi olur. Buyurun buyurun. Ferit Bey oğlum. Ne var? Şöyle. Neredesin? Ha, buradayım. Fena bir köşe ol. Merak etmeyin Refik Bey amca, merak etmeyin efendim. Nerede o? Cevap verin bana. Nerede o? Al, al buyur, fincanlarınızı getirdim. Hayır, ver onları, Kamran'ın kafasını da kıracağım. Esra, ver diyorum, ver diyorum sana. Tamam, bıraktım. Sen benden nasıl fincanları geri istiyorsun ha? Kamran! Kamran diyorum! Ya ulan bu ne gürültü be? Rahat uyku uyuyamayacak mısın şurada? Ay inanmıyorum. Ben ağlamak istiyorum. Ben bu adamla nasıl 2 sene nişanlı kaldım ya? Çok pahalı olmasa şu fincan takımlarını kafasında kırmak istiyorum. İçip içip dağıtmak istiyorum Kamran. Ben de. Sana ne oluyor? Anne kapıya bir bak. Aa! Anne, babama yolda bisiklet çarptı. Bak ve seni son defa ikaz ediyorum. Asla yabancı kimse gelmeyecek. Tamam mı? Biz bize ailece eğleneceğiz. Ya abla şu masaları donat, gerisine karışma. Hayır, şu güzel fedakar kardeşinin değerini ne zaman anlayacaksın bilemiyorum. Hayır, seven kalpleri birleştirmem. An meselesi. Ya bu arada da şu güzelin müessese yolunu bulsa fena mı olur ha? Aman efendim, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Buyurun efendim, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Oy 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 oy. Aman aman aman, şu güzel kıyafetlere bakın. Buyurun efendim, buyurun. Ferit! Efendim abla? Yine bunları nereden buldun? Abla bunlar bizlerin gönül dostlarımız ya. Artık aileden sayılırlar. Refik Bey de onur konuğumuz bak, ne güzel. İyi geceler efendim. Özür dileriz, özür dileriz. Sizi alamayız, damsız almıyoruz çünkü. Hele hele seni hiç alamayız. Çünkü 18 yaşından küçükler giremez. Abla, Refik Bey bizim devamlı müşterimiz. Hadi delikanlı beynin suyu içer. Hadi buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Ha. Ferit! Efendim abla. Pardon. Zaten herkes meyve suyu içecek. Tamam abla, tamam, tamam. Benimki burada yok dede. Kaçtıkça kovalayacaksın Uğurtan. Bu işler böyledir koçum. Yok. Bitti artık Nilüfer, tamam mı? Bitti. Ya bunu bana nasıl yapar? Bak ben hayatta 2 şeyi asla kabul edemem. 1, ihaneti. 2, eşyalarımın satılmasını. Benim derdim bana yetiyor Esra. Kocama bisiklet çarptı. Geçmiş olsun bile demedin anne, aşk olsun. Ay ben ne yaptığımı biliyor muyum kızım? O eşyalar ikimizindi ya. Bunu bana nasıl yapar? Her şey bu kadar kolay mıydı? Yazıklar olsun ama. İyi de bir dakika. Önce mutfakla yatak odası takımını sen sattın. Niye sinirleniyorsun ben bu kadar? Ben satarım. Ben satarım. Siz satamazsınız. Yok ben anladım. Siz bu işten iyice ümidinizi kesmişsiniz. Bazen dayım bununla evlenmemek bile iyi yaptı gibime geliyor. Vallahi bu işten umudumuz kalmayınca ev boşa kira yazmasın diye sattık savdık eşyaları. Hadi oğlum sinirleniyor, ona hak veriyorum da. Anasına ne oluyor onu anlamıyorum. Bu arada o da porselen takımlarını değiştirecek herhalde. Anlamadım. Evime giremiyorum Hayati Bey. Kolay değil. Ev ev değil, Yunan tavernası. Tabaklar, bardaklar hepsi havalarda uçuşuyor. Ya çarpmasın Dilaver Bey. Çarpıyor. Hangisi isabet ederse. Makbule teyzem, dedem sizi masasına davet ediyor. Çocuğum, dedene söyle. Eğer masasına konsomatris istiyorsa pavyona gitsin. Burası onun bildiği mekanlardan değil.
Aşkın yaşı yoktur derler, bilir misiniz Makbul Hanım? Vardır efendim, ne demek yoktur? Tamamen size katılıyorum efendim. Aşkın yaşı 70'tir. Asıl bu yaşta yaşanan aşk geçmiş yılların birikimiyle nasıl da muhteşem olur, değil mi efendim? Yoksa siz 70 yaşında mısınız? Bravo efendim, yaşımı tamı tamına bildiniz. Ferit, şu müzik başlasın artık. Tamam abla. Alo Elçin işte. Ya neredesin ya? He? Bak sana söyleyeyim, Nülfer'i ikna etmek için bu senin son şansın. Ne? Kedine takım hep sen mi bakıyorsun? Ya gel nasıl olursa gel, ne olursun gel ya. Sıkıştın mı olursun Ercan işte. Hadi. Refsiz. Kamuran uyansana. Ay. Ya bak sana bak söyleyeyim kardeşim bak. Esra'yı ikna etmek için bu senin son şansın. Hadi kalk. Hadi bak bu adam gelmeyecek. Ne olursan kardeşim. Ya nezle olur. Ferit. Ne? Ben şans filan istemiyorum ki ya. Ya Kamuran'ım bak bir tanem bak kardeşim bak yeğenim. Şimdi sabahtan beri sizin için dinliyorum ya. Bak şu ana kadar ne ağzıma ne cebime bir şey koydum ya. Ya kalksana. Ya Kamuran kalk. Ya. Kalk ne olursun kalk ya. Çok kötü bir millet bak. Kamuran. Ne kadar reddetse de kızım Kamuran'ı hala seviyor Hayati Bey. Ne buluyor bunda anlamıyorum. Vallahi oğlum diye söylemiyorum ama yani ben de anlamıyorum. Önce onun psikolojisi bozuldu. Sonra karımın. Şimdi de benim psikolojim bozuldu. Ah Kamuran ah, yaktın beni. Vallahi ne deseniz haklısınız Dilaver kardeşim. Memleketteki akrabalardan ölüm tehditleri almaya başladım. Senin kızını nasıl nikah masasında bırakırlar diyorlar. Neden vurmadın da dediler. Tamam sakin olun halledeceğiz. Sen de adam mısın diyorlar Hayati Bey. Sakin olun halledeceğiz efendim. Halledeceğiz. Pardon. Affedersiniz biraz geciktik de kusura bakmayın. Evet, şimdi Falım Kafe Müzikol'ün ilk akşamında bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Bu arada tabii mekanımız biraz küçük, onun farkındayız. Muhitimiz de 120 metrekare, küçük bir yer bakıyoruz, aklınızda olsun. Evet, sözü fazla uzatmıyorum. Karşınızda şimdi eşsiz bir ses... Eşsiz diyorum. Bu arada gündüz hani kahve ve çay içmiştiniz ya. Hani sonrasında biraz siftah atarsınız. Biz de yolumuzu bulalım değil mi efendim? Tamam. Son sözü söyledim evet. Çok özür dilerim fazla uzattım. Şimdi hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi eğlenceler ve büyük bir alkış. Büyük bir saygı. Hoş geldiniz. Şimdi bu parçayı uzatmalı nişanlım Esra için söylüyorum. Sen benimle konuşmasan da ben seni çok seviyorum Esra. Sen benimle konuşmuyorsun salak. Bütün gün uyuyorsun. Başının eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başının eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül. Dışarıda deli dalgalar gelir duvarları yalar. Dışarıda
gelir ağrılar. Beni bu sesler oyalar. Aldırma gönlüm, aldırma. Aldırma gönlüm, aldırma. Gönlüm aldırma. Görmek istersen denizi yukarıya çevir yüzü. Görmek istersen denizi yukarıya çevir yüzü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül. Refik Bey amca, hoşunuza gitti mi? Güzel söyledi mi? Olmaz efendim, olmaz böyle şey. Ne oldu Refik Bey amca? Ya bu ne ya? Ben bundan nasıl vals yapayım, tango yapayım? Ya bugün bizim ilk günümüz Refik Bey amca. İdare edin, gözünüze kurban olayım. Neredeyse ağlayacağım ya. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Yükseltmeyin benim tansiyonumu. Tamam. Aa, kapı çalıyor, hemen geliyorum efendim. Hemen geliyorum. Ya Ercü enişte neredesin ya? Milleti oyalanana kadar göbeğim çatladı be. Ses düzeni hazır mı Ferit? Dilaver Bey kardeşim, bak çok içtiniz, tadında bırakalım ha? Hayır, içeceğim, bütün gece içeceğim Hayati Bey. Ya Dilaverciğim bak canım, bize gidelim hanım bir iki koyu kahve yapsın, içelim açılalım ha, ne dersin? Hayır Hayati Bey, beni meyhaneye götür, meyhanede içeceğim Hayati Bey, meyhanede. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ben Ercüment Yeşil. Balım kafemiz koyduki bu ilk gala gecemde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aslında ben bir aile babasıyım. Karısı tarafından anlaşılamayan yalnız bir adam. Üstadımız Necat Alp Alpler'e doğru tatile çıkınca Arif Susam beyefendi Susam Sokağı Çocukları Yararına konsere gidince Cengiz Kurtoğlu'nun Alman kurdu köpeği Hans üşütüp hastalanınca... İspiri mi yapmaya çalışıyor? Çalışmıyor, yapıyor. Geç arkaya girsene, rezil olacağız. Hadi lütfen, hadi gir hadi. Ben sizi bu vaziyette taksiye bile bindirmem. Bize gidiyoruz. Ben meyhaneye gitmek istiyorum Hayati Bey. Beni meyhaneye götürün. Önce eve uğrasak? Hayır canım. Önce meyhaneye gideceğiz. İstersen seni ben götüreyim. Yaşın tutuyor değil mi? Tutuyor, tutuyor. Ben sizi meyhaneye götüreyim. Buyurun, buyurun. Buyurun şöyle siz kapıya doğru. Ben ceketimi alayım, geliyorum. Anahtar nerede ya? Adam yollarda düşmese bari. Konya'na da meyhane nerede senin? Efendim ben Deniz'e küçüklüğümden beri ilk kez içimdeki cevheri çıkarmak için bir fırsat verdim. Ooo sevgili kayınvalidem Müzeyyen Hanım da aramızdaymış. Saygılar efendim, nasılsınız, nasılsınız? Sevgili baldızım da aramızda. Sayın Ebru Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Her zamanki gibi çok sempatiksiniz.
Kamran sen neredesin, uyuyor musun bakayım? Espri canım espri. Ah, orada da bir beyefendi var. Nasılsınız efendim, hoş geldiniz. Refik efendim. Refik, emekli kurmay albay Refik Kurtuluş. Aman Refik Bey biraz sessiz, alt katta çocuk uyuyor. Ay bu espri iyiydi ama değil mi? Çok iyiydi. zaten hayat dediğiniz de nedir? Bir espri değil midir zaten? Bize olmadık zamanlarda şakalar yapar. Sevgili karıcığım Nilüfer, biricik kızım Dilara, benim en değerli varlığım. Sıradaki şarkı sizin için. Bu dansı bana lütfeder misiniz Makbule? Aman Refik Bey, bu şarkıyla dans mı edilir? Edilmez değil mi? Yok. Teşekkür ederim. Bir tango yaptırmadınız. Dilara Hanım, dans edelim mi? Ben ancak babamla dans ederim. Sevgi ne güzel şey. Tanrı'nın bize verdiği en büyük hediye. Hiç olmadık bir anda içimize bir alev gibi düşen bence en güzel duygu. Ay çok duygulandım şimdi. Bu bizim şarkımız biliyor musun Esra? İyi de eniştem şarkı söylemiyor ki. Konuşuyor. Onun tarzı bu. Ha, öyle mi? Evet, harika. Sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onlara, onları sevdiğimizi söyleyecek şansımız hiç olmayabilir. Geldik Dilara Bey. Buyurun, 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 buyurun. Siz beni kandırdınız Hayati Bey. Ne oldu efendim? Burası meyhane değil. Düpedüz sizin eviniz. Tamam efendim, tamam. İçeri geçelim, içeride konuşuruz. Buyurun, buyurun, buyurun. Aa, yok yok. Özür dilerim. Sizden çok özür dilerim. Niye efendim? Burası restoranmış. Bakın yazıyor. Falım müzikol. Nasıl yani? Ben yanılmışım. Ne, müzikol mü? Bir dakika dur bakayım, bir dakika. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Gel enişte gel gel. Biz de biz bize eğleniyorduk. Bu nasıl biz bize lan? Oho! Burada ortam çok güzelmiş. Ne oldu? Pavyona geldiğimi kızım duymuş. Ben hiç affetmez. Aa! Kızım Esra. Üzüntüden sen de mi düştün bu batakhaneye? Vah kızım vah! Burası. Aman ha. Hayati bak. Aslında benim... Otur Müzeyyen, otur. Müzeyyen Hanım da geldi. Vay ne facaz. Beni yok farz et. Esra. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Hayati amca. Gel bakayım şöyle. Gel. Geç. Kamran gel sen de böyle. Yok böyle değil. Böyle geç. Geç Esra'nın yanına. Hazır herkes buradayken şu işi de bir halledelim. Bak Esra kızım, herkes perişan, tamam mı? Ya Dilaver Bey, Müze şu adama bir kahve yap da kendine gelsin. Ya. Hayır Hayati, hayır yapamam, bana kahve falan demesin. Tamam tamam neyse, nerede kalmıştık? Evet, hazır herkes buradayken şu işi bir tatlıya bağlayalım. Hadi öpüşün barışın da bitsin bu düşmanlık, hadi. Hadi, hadi Esra, hadi. Ercüment, bir şeyler çalsın mı? Hadi bakayım, herkes dans etsin, hadi, hadi. Şimdi bu dansı bana lütfeder misin? Ay Kamura. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim. Seçtiği şarkıya bak Kamura. Bu adam kim diye soran olursa eski bir tanıdık dersin sevgilim. Sus Ercüment, sus. Ne yapıyorsun orada sen Hayati? Bir kupon da ben yapayım değil mi? Bak
200 kupon yattı ama belki bu tutar bize. Senin sağın solun belli olmaz. Hadi söyle bir şeyler, söyle.